arkadaşlar, yine uzaklara gidiyoruz. Kapadokya'ya gidiyorum. Ama bu sefer değişik bir şey yaptım. Bakın bu at gibi çantayla, bisiklet dönüşünde tabii. Şimdi havabüsle gideceğim bu sefer. Benim eve yaklaşık işte 400-500 metre bu havabüs. Buradan Kadıköy'den. Onun için bir de bunu deneyeyim dedim. Bakalım böyle nasıl gidecek. Çünkü taksiyle gidince orada bayağı para yazıyor ya. Şimdi bunu böyle ben getiriyorum ya evden buraya kadar. 5 kişi falan sordu, abi bu ne dedi ya. Vallahi bayağı hayretle sordular. Bisiklet deyince tamam, inanıyorlarım. Evet, şimdi havabüse yetişmeye çalışıyorum ben de. Böyle kolay da olmamış tabii. Ama çok eğlencesi bu Kapadokya'da, çok. Ha tabii, bakalım alacaklar mı? Bir de o var. İnşallah alırlar, yoksa gene taksicilik. Evet, mis gibi sığdı arkadaşlar buraya. Hiçbir problem de çıkarmadılar sağ olsunlar. O bile giriyorsa her bisiklet şeyi girer. Ben size söyleyeyim. Ama orası ben bisiklet olayım, tahmin et. Evet, havaalanına kadar geldik. Şimdi şurada sıraya girip bagajımızı vereceğiz. Kapadokya yarış için ücretsiz arkadaşlar. Türk Hava Yolları ücretsiz taşıyor. Hadi bakalım, devam. Kapıda beklemiştik. Hemen en büyük bagajı koyup ilk de çıkan benim. Direkt bagaj şeyde bekliyordu, uçağın çıkışında bekliyordu. Süper yani. Ne güzel, öyle ufak havaalanları süper. Şimdi servisimiz de gelmiş. Evet, bulduk. Arkadaşlar, Kapadokya'ya geldim. Çok güzel bir yolculuktu. Çok rahat bir yolculuktu. Yani bisiklet de çok rahat geldi. Bir Anadolu Jet'le geldiğim için bisiklete 50 lira ödedim. Öyle bir ücreti varmış. Yeni gelmiş Anadolu Jet'te. Ona bir şey yaptık ama onun dışında sıkıntısız geldi. Evet, şimdi biraz saat kaç oldu? Saat 6 oldu. Şimdi hemen bir toparlanacağım ve şöyle bir hemen bir saat bir koşu yapacağım. Bugün koşu antrenmanım var benim. Onu bitireyim. Tamam, bisiklete geldik de önce bir koşalım yarın falan. Çok bisiklete bineceğiz nasılsa. Hadi bakalım, şimdi bir giyineyim ben. Şunları bir toparlayayım. Bisikleti daha gelince kurarım, akşam kurarım. Evet, kaldığım otel böyle bir yer arkadaşlar. Çok güzel bir otel. Şimdi buradan Üçhisar'a doğru koşacağım. Orası 2-3 kilometre bir şeymiş. Tabii çıkışı bulabilirsek. Evet, şurada. Böyle bir hafif ter atma antrenmana. Bir de bugün benim bir antrenmanım var yani sonuçta. Onu yapmam lazım. Orada da deniz gözlüğü alacağım bu arada. Getirmeyi unutmuşum. Bir de çünkü getirmeyi unuttum. Ben burada havuz falan beklemiyordum. Hayvan gibi havuz var. Yüzme havuzu antrenmanı da yapacağım yani. Mis. Şimdi şu ileride köy bulaşmasının yapıldığı yer varmış. Zaten bayraklar falan gözüküyor. Oraya bir bakalım. Uf, ne güzel be. Evet, burası da bisikletçilerin kamp yaptığı yer arkadaşlar. Bakın, kamp alanı, köy, bisiklet köy buluşması kamp alanı diye. Şöyle bir gördüm. Neler varmış. Evet, şimdi daha az kişi var tabi. Ama yarın falan buralar dolacak tabi. İnsanlar yavaş yavaş gelecek. Bugün ilk günüydü sanırım festivalin. Daha sonrasında yarın öbür gün yarışlar başlıyor, MTB yarıştır falan. Böyle bir yer bakın. Evet, bayağı böyle buraya çadırlar madırlar kurulacak. Böyle bir ortam. Hadi biz antrenmana devam edelim. Evet, buradan Üçhisar'a geliyoruz arkadaşlar.
Şu sırada Kore'de mi uçacağız? Zaten bu daha önce kampta kaldığımız yer burası. Bu arada ben bu seneye kadar Kapadokya'ya 5-6 yaşında falan gelmiştim. O zaman kadar hiç gelmemiştim. Şimdi bayağı Kapadokya'da olduk. Kampa geldim işte. Şimdi bugün geldim. Bir daha kampa geleceğim. Sonra yarışa geleceğim. O kampı kaçırmayın arkadaşlar. 10 numara eğer trail koşuyorsanız. Çok güzel bir kamp. Ve tabii ki yarış. 10 numara 5 yıldız yarış. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yapılan trail koşusu. Bayraklar bayraklar var burası bir şey. Salkano. Yarışla ilgili bir yer burası. Oo. Bir sürü bir şey. Toplama merkezi burası tabii. Ooo, kürsü mürsü burada olacak. Bakın burası finish muhtemelen. Buralarda bir yerde finish var. Haa, bakın. Start finish burası. Buradan başlayacağız ve burada bitecek. Tam nereden geleceğiz bilmiyorum ama rotayı. Bakın. Şurada da bir yer var. Grand Fondo'nun başlangıcı herhalde. Burası da start finish. Evet, burası pazar günü şenlik olacak. Selamlar. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Where are you from? Germany. Germany. Oh, great. Alman gelmiş. MTB'ciler rakibiniz ha. Ben diyeyim size. Ben selamun aleyküm diye giriyordum. Herif how are you diye girdi. Kapadokya'dayız tamam. Evet, şimdi şuradan yukarı doğru çıkalım biz. Evet, burada da bir çalışmalar var. Selamlar. Valla MTB parkurunun çıkışı mı burası abi? Burası eliminatör abi. Eliminatör. Bak eliminatör buradan çıkıyor. O şeyde mi itiyor? Aşağı iniyor. Buradan aşağı iniyor. Merdivenlere iniyor. Haa. Buradan böyle aşağı ineceksiniz arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Vay 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 vay. Kolay gelsin size. Oralardan da güzel görüntüler çıkar. Bunlar hep blok. Bunlar hep blok. İyi ki gelmişim ben. Ve işte kale arkadaşlar burası. Zaten Ultra Trail'in de start noktası falan burası. Deminki yer. Burada bir sürü kurtulmuş meyveler falan da var. Bunlardan aldığınız çok güzel ha. Böyle bir şey ne dediğimi bilmiyorum ama güzel yani. Ne kapalık ya. Evet, şimdi Kale Konak Otel'e geldik arkadaşlar. Burası kamp yaptığımız yer işte. Güzel bir yemek yedik. Biraz yarın neler yapacağımızı konuştuk. Yarın acayip güzel yarışlar var. Onları çekeceğim. Yani MTB yapmayı düşünüyordum ama bir sürü güzel yarış var. Onları çekmeyi daha güzel. Belki cumartesi yaparım MTB. Ama sabah önce bir bisikletle tur atacağım. Çünkü bisikletle bir göreyim. Yani bir sıkıntı var mı yok mu. Ve daha sonrasında zaten daha ben buradayım. Yani öyle bir karar aldım. Şimdi ben pazar günü dönecektim. Sonra pazar günü, pazartesi, salı orada kalıp çarşamba günü tekrar kamp için gelecektim. Öyle dedik, o kadar buraya kadar gelmişken bari dönmeyeyim yani. Bari o şey yapalım, 2 gün de burada kalacağım, 3 günde. Ve oradan devam edeceğim, 10 gün buradayım yani. Onun için daha bir sürü MTB falan da yaparız. Bir yerlerden bulurum bisiklet, sıkıntı yok.
Böyle onun MTB parkurlarına falan gireriz daha rahat rahat. Onun için şimdi burada yarışı ben güzel bir şekilde böyle size göstereyim. Onun için biraz daha işte oraya odaklı olacağım. Şimdi de şu bisikleti bir toplayayım. Ondan sonra yarın sabah çünkü bineceğiz. Evet, bunun toplaması biraz sıkıntılı yalnız. Öyle bir durumu var. Bu Madon'un ön tarafı, ön bölümü yani o Gidon'un bağlandığı bölümde biraz öyle bir teknik bir şey var. Orayı biraz sonra gösteririm size.